Şu söze o kadar çok inanıyorum ki, kalbinde iyilik biriktirenlerin yolu daima açıktır. Unutma, hak ettiği kadardır bir insana verilen değer. Ve aslında herkes kendi değerini kendisi belirler. Yırtarak geçiyor kalbimizden, hayatı da törpüleyen zaman. Şuramızda bir şey var, acıya benzer, umuda benzer. Böyle günlerde her şey, hem acıya hem umuda benzer. İhtiyaçtan doğan sadakat, sadakat değildir. İnsanların size olan ihtiyaçları bittiğinde, sadakatleri de biter. Çünkü minnet duygusu taşınamayacak kadar ağır bir yüktür. Öyle bir haldeyiz ki dışımız günlük güneşlik, içimiz hüzünlü bir sonbahar. Yüzümüzde tatlı bir tebessüm, içimizde ağlayan bir çocuk var. Bazı insanlar kendi kendine iyileşmek zorundadır. Kimseye yardıma ihtiyaçları olduğunu anlatmazlar, belli etmezler. Herkes farklı şekilde tükeniyor hayatta. Kimi doğru insanı beklerken, kimi yanlış insana katlanırken. Ve herkes bir şeyin bedelini ödüyor bazen seçimlerinin, bazen seçemediklerinin. Her şeyin bir ağırlığı, bir ölçüsü, bir mesafesi vardır. Ta ki özlem hariç. 40 beldeden 40 nakışçı gelse, hasretin söküğünü dikemez. Sonra büyüdük, sorunlar, sorular, dertler de büyüdü. İçimizde yaşama sevinci, dışımızda yorgun birer insana dönüştük. Ama tüm yorgunluğa geçip giden zamana rağmen, içimizde hiç büyümeyen bir çocuk olarak kaldık. Birinin hayatının neresinde olduğumu çözemediğim zaman, hiçbir yerinde olmamayı tercih ederim. Çünkü belirsizlik, değersizliktir. Hep bir şeyler vardı aramızda. Bir ülke, bir şehir, bir duvar, bir cam. Öleceğini bildiğin bir dünyada seni mutsuz eden hiçbir şeyi ciddiye alma. Telafisi olmayan tek şey zamandır. Geçme diyemezsin, geçmişe gidemezsin, geçmişi bugüne taşıyamazsın, yaşadıklarını silemezsin. Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız olsa da etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderleridir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Hiç beklemediğin şeyleri beklemediğin insanlar yapar. Şaşırma. İnsanların kusurlarını en çok dinlendirip büyütenler, kendi yaşayışlarında o kusurları en çok işleyenlerdir. Şimdi biz masum birer çocuk gibiyiz. Kanayan dizlerimiz, kimsesiz ellerimiz var. Bir fidan gibi büyümeyi kendimiz öğrendik. Yetmediğimiz yerde yüreğimizden verdik, usulca büyüyor gibiyiz ve salıncak sırasında hayallerimiz.
Sen hep kelimelerimin duygularıma yetişemediği yerdeydin. Her şeye alışın, sadece insanlara alışmayın. Çünkü insanlar çekip giderler. Her söz herkeste aynı durmuyor. Ya anlamı değişiyor ya değeri. Allah size istediğiniz insanları değil, ihtiyacınız olan insanları verir. Öyle ki bu insanlar size yardım edecek, sizi incitecek, size acı verecek, sizi terk edecek, sizi sevecek ve olmanız gereken insan olabilmenizi sağlayacaktır. Seni gerçekten seven bir yolunu bulur ve sana kalır. Kendinden bile gider ama sana hep gelir. Bir akşam durup dururken dünyanın yaşlandığını gördüm. Görmek yordu beni. Neyim ben? Derdini anlatmak için çırpınıp duran kanadı kırık bir kuş mu? Yok, yok, yanılıyorsunuz. Ben yaralı bir kır çiçeğiyim. Gönül en çok tutunduğu dala kırılır. Size kıymet verenlerin hayali ve duasındayken, sizi umursamayanların hikayesi olmayın. Yaşayıp gidiyoruz işte. Bazen bahar tadında, bazen kışın ayazında, biraz eksik, biraz fazla, varla yok arasında, bazen cümle alem birlikte, bazen yapayalnız, yapayalnız içimizde. Ben Ömer Hançeri. Bir bahçeye giremezsen, bakıp seyran eyleme. Bir gönülü yapamazsan, yıkıp viran eyleme. İnsan en çok kendine benzeyeni sever. Ruhu ruhuna, yüreği yüreğine, yarası yarasına. Herkes kendi yüreğinde yaşar mevsimini. Ne senin kışın başkasını üşütür, ne de başkasının yazı seni ısıtır. Sahte olan hiçbir şeyi sevemedim. Onlar da dürüstlüğümü sevmedi, olmadı. Son kez olur bazı şeyler, kimse anlayamaz. Herkes farklı bir şekilde tükeniyor hayatta. Kimi doğru insanı beklerken, kimi yanlış insana katlanırken. Ve herkes bir şeyin bedelini ödüyor. Bazen seçimlerinin, bazen seçemediklerinin. Ben bir daha geri gelmeyecek olan bir ömür harcadım. Emek verdiğim her şeyin gözümün önünde göz göre göre ziyan oluşunu izledim. Herkesi kendim gibi sanan, gönlüme de kırgınım. Birini hiçbir zaman affedemeyeceğini anladığında ondan vazgeçersin. Birini ondan hiçbir zaman vazgeçemeyeceğini anladığında affedersin. Geçtiğimiz yollardan ve zamanlardan bir daha aynı insan olarak geçemeyeceğiz. Kusursuz değilim, biliyorum. En güzel yanım, kalbimin acıdığını hissedecek kadar merhametli oluşum.
herkesin seviyormuş gibi yaptığı ancak sevginin ne olduğunu pek az kimsenin bildiği bir zamanda yaşıyoruz. Halbuki sevgi ayrı kodları gibi rastgele büyümemeli kalplerde. İtinayla seçilmeli toprak, ağacı görmek istediğimiz yere ekilmeli tohum. Yazın buharlaşmayacak, kışın donmayacak, sonbaharda yapraklarını dökmeyecek, hep aynı kalacak ya da hep artacak sevgi. Altını görünce gümüşten, gümüşü görünce bakırdan vazgeçmeyecek. İnsanı sessiz kalmaya zorlayan acı, onu bağırmaya zorlayan acısından çok daha ağırdır. Kimi yanar, kimi söner, kül nerededir aklın almaz. Kimi söyler, kimi susar, sır kimdedir belli olmaz. Leyla değilim dost, lakin çağırsan çöllere gelirim. Sana yalan halde gelmem, toplarım özümü, yalın halde gelirim. Kapıyı çaldığımda kim o dersen, ben olmam. Kapında sen olur gelirim, sen gel de yeter ki yola yük olmam, yol olur gelirim. Mevlana Hazretleri. Bazen hayat yorar insanı, şarkılar yorar, beklemek yorar, özlemek yorar, affetmek yorar, hoş görmek yorar, boş vermek bile yorar. Ve insan susar her şeye, herkese rağmen elinden gelen tek şeyi yapar, bağıra bağıra susar. Sulanmamış çiçekler gibi kuruyor her şey. Her şey bir yolculuğun hüznünü taşıyor. Gidip de gelmemek üzere bütün yüzler. Küçükle küçük, büyük de büyük olacaksın ama asla seviyesizin seviyesine inip de kendini küçük düşürmeyeceksin. Uzaklara giderek kurtulamazsın kaçmaya alıştığın her şey içinde. Bir şeyler hala mümkün olabilir ama artık mühim değil. Sen anılması güzel bir söz ol. Çünkü insan kendisi hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir. Ne umduğum gibi oldu, ne de istediğim gibi oldu. Sadece yazık, yazık, yazık oldu. Öyle işte. Ben Ömer Hançeri, düşündüren sözler, güzel, anlamlı, özlü sözler, hepimizin hayatına yön verecek sözler, umarım sizler de kendinize dair bu çalışmalarımızdan bir şeyler buluyorsunuzdur diye umut ediyorum. Rabbim yüreğinizden sevgi, gönlünüzden sevdalar, yarınlarınızdan umutlarınızı hiç eksik etmesin, çünkü en güzel sevgi der insan sevgisi. Ben Allah için hepinizi çok seviyorum. Saygılar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saygılarımla.